olabilir. Yarın da aslında dediğiniz gibi daha güzel olur. Ya şimdi bunlar yakın denizde geçiyor şimdi. Süper Lig ekiplerini birbirleriyle buraya geldi. Aslında kendini de kanıtladı. Nedir bu başarının hikayesi? Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Bu başarının hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biliyorsunuz ufak bütçeli bir futbol takımıyız. Ama inananlar ordusu arkamızda. Futbolcu kardeşlerimiz, taraftarımız bir bütün oldu mu neler yapacağımızı bütün Türkiye'ye gösterdik. Şu anda 3. Süper Lig takımımızı eledik. İnşallah 4.sünü de elemek Allah bize nasip eder. Burada şehir bütünleşti, mülkiamirler bütünleşti, futbol takımı, yöneticileri bir olduğunda yani bambaşka bir ortam ortaya çıktı. Biliyorsunuz ligde durumumuz fazla iyi değil, orta sıralara oynuyoruz. Ama kupada ayrı bir özveri, ayrı bir atmosfer, ayrı bir birlik beraberliği yakaladığımızdan dolayı böyle bir başarı geldi. Bu galibiyette öncelikle taraftarımıza armağan ediyoruz. İnanılmaz bir dün desteklediler. Karşımızdaki rakip biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmış. Çok değerli bir kulübümüz Medikol Başakşehir. Buradan onlara da kendi yollarında başarılar diliyorum. İnşallah Avrupa'da bizim gururumuz oldular. O yolda da devam ederler. Kupada da biz Türkiye'nin gururu olduk. Son 8'e 2.liglerden, 3.liglerden tek futbol takımıyız. Başarı hikayesi böyle devam etti. İnşallah bu rüyada uyanmak istemiyoruz. Sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Sizin bütçeniz de sanırım o kulübün bütçesine göre de çok alttı. Nedir bütçemiz? Peki bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bizim mesela futbolcu bütçemiz ayırdığımız 2,5 milyon TL. 2,5 milyon lira da gelir gider ayırıyoruz. Toplam bütçemiz 5 milyon TL. Yani 2,5 ile 3 milyon TL arası bir futbolcu bütçemizde bu başarıyı elde ettik. Yani tabii karşı rakibimiz bu son elediğimiz Medikol Başakşehir'in bütçesi 60 milyon euro civarında. Yani biz onlara maçta önce futbolcu kardeşlerime dedim ki para oynamıyor, yürek oynuyor. Siz bunu ön plana çıkartın. Çünkü biz onlarla mücadele edebilirsin. Ama tabii futbolcu kalitesi bizlerden çok farklıydı. Ama kardeşlerim hiç onu sahada yani ön plana çıkartmadılar, yansıtmadılar. Başa baş kora kor bir mücadele ettiler. Onun için de bütün futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime tebrik ediyorum. Şu anda çeyrek finaldesiniz. Evet. Müsabakalar devam edecek. Rakipler de daha dişli olmaya başladı. Hangi takımın çıkmasını istiyorsunuz ya da buradan neler söylemek istersiniz? Kupayı alacak mısınız? Vallahi şu anda belli oldu herhalde büyük ihtimalle. Dörtten büyük ihtimalle turunu atlayacaklar. Bugün belli olacak. Bizim tabii gönlümüzdeki dört büyüklerden birinin Kırklareli'ne gelmesi. Çünkü neden Kırklareli markasını biraz daha arttırmak istiyoruz. Bizim bundan sonraki hedefimiz sonuç önemli değil. Yeneriz. Biz bunu final havasında değil de bir eğlence havasında Kırklareli'nin reklamını Kırıkkale ile karışan bir ilimizin reklamını yapmak istiyorduk. Bunu başardık. Yani burada rakibimiz Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Trabzon olur, Galatasaray olur. Onlara biz ilgilenmiyoruz. Çünkü biz sahaya çıkacağız. Aslanlar gibi mücadelemizi yapacağız. İnşallah bir tur daha geçersek ne mutlu bize. Biz maça başlarken tabii seyirci ambiyansı hepsi bizim lehimizeydi. İnanılmaz bir 10.000'e yakın bir seyirci kapasite, yani 3.700 olan kapasiteye karşı 10.000 kişi stattaydı. Önce doluydu. İnanılmaz şekilde itfaiye merdivenine dahi dolu bir statta oynadık. Tabi bu bizi gururlandırdı. Hatta benim bir hikayem var. Yanımda 2-3 tane yönetici arkadaşım vardı. Arkadaşlar dedim bu seyirciye 45 dakika gol yemezsek müthiş bir şey olur. Çünkü rakibimiz çok güçlü. Biz haddimizi biliyoruz. Ondan sonra 45 geçti. Allah'ım dedim 70'e kadar dayanalım. 70 oldu. Allah'ım dedim 90'a kadar dayanalım. Son 6 dakika uzatma vardı. Allah'ım dedim bu kadar her şeyi kabul etti. Şu 6 dakikayı da bir geçelim de tura atlayalım. Öyle bir hikayem oldu. Herkes ondan sonra güldü falan ama çok güzel bir hikayeydi. Vallahi şu anda peri masalı gibi devam ediyoruz. İnşallah sonuna kadar da nasıl gazeteye yazmış yeşil duvar, yeşil duvar inşallah geçilmeyecek. Yola alma çekim var. Ya vallahi maçın işte gidişatı çok iyiydi. Hep zaten gözümüz skorboard'taydı. Maç berabere gittikçe umudumuz arttı bizim. Direncimiz arttı, mücadelemiz arttı. Olaya iyice inanmaya başladık. Neticede güzel bir sonuç oldu. Tur atladık. Hikayesi olayın bu. Peki nasıl hazırlanıyor? Kırklareli Spor'u, bu futbolcuları, bu başarıyı nasıl hazırladınız? Vallahi biz zaten her maça ciddi hazırlanıyoruz. Lig maçı olsun, disiplinimiz var. Bir oyun planımız var. Ligi bilen iyi bir hocamız var.
ekibimiz var. Bunun çerçevesinde futbolcu arkadaşlarımızla birebir ilişkilerimiz iyi. Bütün maçı ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi var. Kupanın da ayrı bir hikayesi var. Disiplinliyizce mücadele ediyoruz. Hikayemiz bu. Kupada hedefiniz ne? Kupada hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz yani. Artık inanıyoruz. Önümüzdeki bir oyun planımız var. Önümüzde kim çıkarsa, hangi rakibimiz kim olursa olsun futbol adına iyi şeyler yapıp kamuoyunun takdirini kazanıp ses getireceğimize, devam edeceğimize inanıyoruz. Dün sahada sanırım bir sürekli defansif bir oyun oynadınız. Bir ara atakta oynattınız takımı. Nasıl bir taktikle çıktınız sahaya? Vallahi şimdi rakibimiz güçlü bir rakip. Yani artık haddimizi bilerek oynadık. Zaten Başakşehir'in analizlerde ilk yarı sonuca gittiğini biliyorduk. Yani 0-0 berabere götürebilirsek bu işin bizim lehimize döneceğine inandık. Bunun neticesinde de ilk yarı 0-0 bitti. Ondan sonra inancımız daha çok arttı bizim. Neticede tur atladık. Mücadelenizde Süper Lig ekiplerini bir devre dışı bıraktınız. Hedefiniz nedir? Nasıl hazırlandınız? Şöyle söyleyebilirim. Biz tabii ki başta kupaya kaldığımız zaman buralara kadar gelebileceğimizi hayal ediyorduk ama yapacağımız konusunda tereddüdümüz vardı. Ama saha içerisine çıktığımız zaman bütün teknik ekip olsun, taraftar olsun hep birlikte buraya kadar bu şekilde geldik, başardık. Şöyle söyleyebilirim, bu azmin zaferi diyebilirim. İnşallah bundan sonra da devam ederiz kupada. Tabii ki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kısıtlı kadromuzla hem ligde hem kupada devam etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de takdiri yani bütün Türkiye'nin sonuçta ikincilik kulübü. Ne kadar hedefleyebiliriz? Biz bunun farkındayız, haddimizi de biliyoruz. Nasıl sahaya çıktığımız zaman mücadele edeceğimizin de farkındayız. İnşallah devam ederiz. Tabii ki isteriz yani kupayı almak, yarı filan oynamak. Bütün takım arkadaşlarım aynı şekilde özveriyle çalışıyor. Herkes istiyor. Hele şu aşamaya geldikten sonra daha bir farklı oluyor. Bu gururu yaşattığımız için bütün Trakya ve Kırklareli Spor taraftarlarına armağan olsun bu tur. İnşallah devam ederiz. Peki dün sahaya çıkmadan bir kenetlendiniz sanırım. Evet ya, sonuçta bu maçtan önce soyunma odası var, yaşananlar var. Gerçekten çok farklı bir ambiyans, çok farklı bir heyecan. Bütün takım arkadaşlarıma bakıyorum, böyle gözlerinde o heyecanı hissedebiliyoruz. Biz bile tecrübeliyiz. Böyle maçlar her zaman nasip olmuyor bir futbolcuya. Bunun farkında olarak biz sahaya çıkıyoruz. Ya ne mutlu bize, gururu yaşattıysak bütün Kırklareli taraftarlarına armağan olsun.